Ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günah seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni. Yokluğunda buldum seni. Bırak vehminde gölgeni. Gelme. Neye yarar? Sevgili dostlar, Umut Show'a hoş geldiniz. Pazartesi akşamları TV Londra ekranlarında kalmadığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Pazartesi gecelerinin vazgeçilmez programı Umut Show'da bu hafta yine birbirinden değerli konuklarımla sohbet edeceğiz. Hayata dair, aşka dair, bize dair her şeyi konuşacağız. Siz de isteklerinizle ve mesajlarınızla programımıza katılabilirsiniz. TV Londra Facebook sayfasında şu anda canlı yayındayız. Bu programı Facebook sayfasında paylaşarak sizler de bu sohbeti çoğaltabilirsiniz efendim. Kalmadığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Sevdiklerinizle ve yakınlarınızla neşe dolu, sağlık dolu, güzellik dolu, huzur dolu, mis gibi bir hafta geçirmiş olduğunuz dileğiyle. Bu hafta birbirinden değerli iki konuğum var. Hepimizin yakından tanıdığı Londra'nın gururu, aynı zamanda görsel sanatçı Sümer Erek ve de uzman psikolog Alptekin Aydın bu hafta Umut Show'da konuğum sevgili dostlar. Sanata dair, psikolojiye dair, bize dair, kısacası hayata dair her şeyi konuşacağız. Ve bu programın sonunda hayata biraz daha umutla bakabileceğimiz bir yerde olursak ne mutlu bize diyeceğiz. Madem öyle, o zaman TV Londra ekranlarındayız. Umut Show başlasın. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok iyiyim. Harika. Çok iyi. Güzel. Umut Show'da bu hafta müziğe, resme dair, sanata dair ve de psikolojiye dair, bize dair her şeyi konuşalım o zaman. Madem öyle o zaman. Ben öncelikli olarak şuradan başlamak istiyorum. Sizinle başlamak istiyorum Alptekin Hocam. Tamam. Biraz konuya balıklama dalmayı seviyorum ben. Böyle bir sıkıntımız olduğu zaman falan böyle ya doktora gitsek mi, psikoloğa gitsek mi? Ya da sağa sola sorarız ya, nedense onay almayı bekleriz. Hani etrafın ne söyleyeceği çok önemlidir. El alem ne der konusuna da geliriz ilerleyen dakikalarda, evet. Ama hani verilen cevap şeydir böyle, hani ama ne gideceksin doktora, sen deli misin? Ya da ben niye gideyim psikoloğa, doktor, ben deli miyim filan. Terapiye ya da psikoloğa deliler mi gider hocam? Valla terapiye ve psikoloğa tabii ki deliler gitmiyor. Bu maalesef bizim tüm toplumumuzda çok yaygın, uzun yıllardır bir türlü kıramadığımız, bir türlü değiştiremediğimiz bir alışkanlık haline gelmiş. İnsanlar bunu sürekli birbirlerine söylemişler. Artık bu öğrenilmiş bir davranış. En ufak bir sorun var. Ya bir yerden bir profesyonel yardım mı alsam, hemen korkuyorlar. Ya insanlar bana ne diyecek? Deli damgası mı yiyeceğim? Değil mi? Yani maalesef bu biraz da ilerleyen toplumlarda kırılmış durumda. Yani bugün Amerika'ya baktığınızda, İngiltere'ye de baktığınızda hani herkesin gittiği, son derece rahat sorunlarını paylaştığı, oturduğu, konuştuğu bir profesyonel yardım aldığı bir terapist, bir psikolog var. Ama iş bizim toplumumuza gelince, son noktaya gelene kadar, problemler artık iyice içinden çözülmez hale gelene kadar kimse düşünmüyor. O son noktada da... o son noktada yani, artık son bir umut iş bize düşüyor. Ama işte maalesef biz sihirli değneğimiz hep yok elimizde. Harry Potter diyarındayız ama bir sihirli değnek bize vermediler. Gelin diyoruz, bir oturun bakalım ne yapabiliriz. Ama maalesef gönül istiyor ki insanlar sıkıntıların çok içine girmeden, çok derinleşmeden, hı-hı, o sıkıntıları fark edince, ya bunu benim danışabileceğim, bir profesyonel yardım alabileceğim, beni doğru bir yola koyacak, bu kafamdaki düşünceleri toparlamamı sağlayacak birinden destek alayım desin ve buna korkmadan, çekinmeden gelsin. Bu hani ömür boyu sürecek olan bir destek değil. Gelip bir kere danışabilir, iki kere gelebilir, konuşulabilir. O konu hakkında profesyonel bir bilgi ve yorum verilebilir. Biraz yönlendirme yapılabilir ve yaşamına daha kolay devam edebilir. Ama işte maalesef bizde bu böyle son noktada. Herkes de biraz böyle, aa çocuğumu götürdün, vah vah, bunların da demek çocuk öyleymiş. Hmm. Hani herkes de böyle bir birbirine bakışma bak. Ya da işte insanlar geliyor, aman hocam bizim... Sanki gitmeyenler çok normalmiş. Yani. İşte biz geldik ama bizim akrabalar da geliyormuş, söylemeyelim hani, haberleri olmasın. Diğerleri de söylüyor mu? Herkes birbirine gelince herkes aman, geliyor kimse, ama söylemeyelim. Kimseye söylemeyelim. Tamam diyorum, kimseye söylemiyoruz. Evet, bir de öyle şeyler var mı? Evet, hani? Maalesef. Söylediğiniz bir söylediğiniz çek etmeler falan, sorular, şaşırtmacalı sorularla. Evet, evet, çapraz soruyor. Evet, neyse yani sonuçta demek ki psikoloğa deliler gitmiyor. İhtiyacımız olduğu noktada hiç çekinmeden gitmeliyiz. Kesinlikle. Peki siz ne zaman geldiniz İngiltere'ye? Ben 2003 yılında geldim. 2003 yılında geldiniz ve de çalışmalarınıza burada devam ediyorsunuz. Evet, evet. Ben burada King's College'da özellikle bağımlılık üzerine çok özel bir master yaptım.
Evet. Konu tamamen bağımlılığın. Of, bağımlılık. Detay detay konuşacağız. Özellikle bizim bağımlı olduğu şeyler alkol, var. Alkol, evet. Esrar, sigara, evet. Eroin, yani her türlü madde bağımlılığı üzerine çok yoğun ve özellikle de fizyolojik sorunların çözümüne ve çalışma mekanizmasına yönelik bir master yaptım burada. Yani madde bağımlılığının dışında mesela hani duygusal anlamda bağımlılıklar da var hayatta. Ne kesinlikle. Bileyim, biriyle ilgili bir sürekli bir kopamama hali ya da bir duygu durumu mesela. Hani ben aşka aşığım diyenler var ya mesela. Var. O var. Sağlıklı mı? Vallahi şimdi aslında genel prensip olarak da bir hiçbir şeyin en hiçbir şeye çok büyük bağlanmak ve ona kendi yaşamında bir bağımlılık yapmak tabii ki sağlıklı değil. Evet. Bağımlılığın madde dışında tabii ki kumar bağımlılığımız var. Çocukların artık oyun bağımlılığı var. Yetişkinlerin telefon bağımlılığı var. Facebook bağımlılığımız var. Herkes kullanıyor elinde. Ya da pardon, şimdi seçimler yaklaşıyor. Siyaset bağımlılığı olanlar var. Siyaset mesela. Hani bağımlılığı. Hani konuda siyaset de mesela. Bugünlerde sürekli siyaset konuşanlar var. Yani neredeyse her soruya bir parti ambleminden cevap verecek falan böyle. Hani o çok, o da bir takıntı ya da ne bileyim bir bağımlılık. Şimdi takıntı, hani takıntı dediğimiz obsesyonla kendini sürekli siyasi bir şeylerle ifade bağımlılık arasında tabii işleyiş biçimi olarak farklılık var ama dediğiniz gibi gerek siyaset olsun, gerek şimdi Dünya Kupası var futbol üzerinden. Evet. Sürekli futbol konu, maçla yatıp kalkma, sürekli futbolu evet. Konuşma, futbola takılma, futbol dışında böyle o yaşamı, o çerçeveyi futbolun içine alıp onun üstünden konuşma. Aynı şekilde politika ya için da bir yapılıyor. İnsanla ilgili bunu yaşamak mesela. Hani mesela bir sevgili diyelim ya da özlenen biri, sürekli akıldan çıkmayan biri falan. Bu sağlıklı mı mesela? Onun dozajı nasıl ayarlanır? Aşk bağımlılığı diye bir durum var. Yani adı konmuş. Adam bunu yıllar önce düşünmüş. Vallahi ilk ben düşündüm bunu. İlk kendimden bakarak ben düşünmüştüm, onu söyleyeyim. Aşk evet. Bağımlılığı var. Aşk bağımlılığında aynı normal bağımlılıktaki gibi insanlar aşık oldukları kişiye evet. Karşı büyük bir özlem, büyük bir sevgi, büyük bir acı hissediyorlar ve o bağımlılık onların yaşamında işte başka yeni tanışacakları insanlarla yaşamlarını engelliyor. Yeni ilişkilere giremiyorlar. Aa. Sürekli kafa eski yaşadığı aşkta. Ama orada şöyle bir sorun var. O böyle bağımlılıkla takıntı arasında bir durumda. Aha. Ama işin en ilginç yanı, hani bu durumda insanlarla konuştuğunuzda genelde kafalarında anlattıkları, aşık oldukları insanların bir süre dinledikten sonra bakıyorsunuz ki ya bunlar gerçek insan değil. Yani kendi kafasında yarattığı bir insan oluyor. Aa. O kendi kafamızda yarattığımız insanlar bize kaç sene kaybettirdi hocam, biliyor musunuz? Allah döküleceğim şimdi ben buraya. Hocam tekrar hoş geldiniz. Konuşacağız, detay detay konuşacağız. Umut Show. Siz de sorularınızla programımıza katılabilirsiniz. Efendime söyleyeyim. İsminizi vermeden olmaz tabii. Facebook'ta nasıl olacak o? Ama özelden mesaj yazabilirsiniz. Hani bazen öyle durumlar oluyor ya. Bir şey soracak ama ah şimdi el alemde listemdekiler ne? Arkadaşımın bir sorunu var diye sorabilirsiniz. Biz hiç üstümüze alınmayız. Evet, bir arkadaşım ekolünden de sorabilirsiniz. Ben hakikaten öyle soracağım ama benim hakikaten bir arkadaşım. Şaka bir ciddi söylüyorum. Tamam. Gerçekten bir arkadaşım var. O da izliyor şu anda programı. Efendime söyleyeyim. İlerleyen dakikalarda sorularınıza size katılabilirsiniz sevgili dostlar. Ayrıca lezzet yarışmamız devam ediyor. İlerleyen dakikalarda yine Aytaş Boz'un Fulls'tan bir lezzet paketi gelecek. Programı dikkatle izliyorsunuz. Ekranda şifre görünecek birazdan. Efendim Sümer Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Umut. Nasılsın? Çok iyiyim, sağ ol sen. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sümer Erek, Londra'dan yükselen yıldız. Görüyoruz böyle ya, ara ara. Çok abartmayın. Yok estağfurullah, yani gerçekten de hani başka ülkelerde olsun burada olsun önemli çalışmalara imza atıyorsun. Konuya hemen balıklamadan girmek istiyorum. Hemen gir. Böyle düşüncelerini, duygularını resim yaparak ya da görsel sanatlarla ilgili çalışmalar yaparak ifade etme yolunu kendin mi belirledin, yoksa bir gün kendini resim yaparken mi buldun? O çocuktan gelen bir süreç. Yani çocukluk yaşlarından beri sanata olan ilgim, resme olan ilgim, çamurla bir şeyleri şekillendirme, bir şeyleri yapma. Hı. Hem benim sevdiğimden dolayı hem de bana verilen teşvikten dolayı ta çocukluk yaşlarından başlamış bir şey. Genellikle öyle oluyor zaten. Hı hı. Bir takım yetenekler veya belli alanlara karşı aşırı duyarlılığımız, aşırı ilgimiz o çocukluk yaşlarından başlar. Ve bir şekilde aileden veya eğitimden geliştirilir. Sen evet. Çok şanslısın o konuda o zaman. Çünkü bizde genelde hani sanatla ilgili bir şey ya da ona benzer
bir olaya çocuk yoğunlaşmaya kalktığında şey vardır ya. Deli misin oğlum, aç kalacaksın. O daha başka sonra şey geliyor. Geliyor mu daha sonra? Tabii ki. Oraya geliriz mi? Sonra geliyor. Ne oldu? Öyle ilkokulda müthiş teşvik falan. O yalansız çocuk filan duygusuyla. Onun ötesinde hatta yani benim dönemimde özel okullar yoktu, özel hocalar yoktu. Fakat bir şekilde şanslı çıktım. Benim ilkokuldaki sınıf hocam amcamdı. Arkeolojiden mezun olmuş. Fakat arkeolog olarak çalışamadığından dolayı ilk yıllığına bir iki yıl ilkokulda öğretmenlik yapmış. Tam da bana rast geldi. Ben ilkokuldayken sınıfımda yakın arkadaşları olan, lisede resim hocası olan arkadaşlarının yanına gönderdi. Ben böylelikle ilkokuldayken liseye gidip bir şekilde liseli çocuklarla resim yapmaya başladım. Ama ben liseye geldiğim zaman bana şu sorular sorulmaya başladı. Güzel resim yapıyorsun da yaşamını nasıl sürdüreceksin? Evet. İşte hayatın bir takım gerçekleriyle. Yani, hayatın bir takım gerçeklerini hani bana sorgulamaya başladılar. Yani elektrik faturası, su faturası falan öyle şeyler de var değil mi? Tabii. Güzel olan şu oldu. Lise son sınıfta ilk kişisel sergimi açtıktan sonra kararımı vermiştim zaten. Artık hiç önemli değildi benim için. Yaşamımı kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım? Yaşama karşı beni bir şekilde bağlayan, yaşamı benim için daha anlamlı kılan sanatla iç içe olduğum sürece gerisi önemli değildi. Ve öyle oldu. Burada ben aynı zamanda bir savaş görüyorum. Şimdi bu psikolojik olarak da ele alınması gereken ve de önemli bir motivasyon belki de. Kesinlikle. Hani yani hayata karşı bir mücadele sürdürmek ve de ne olursa olsun hani ben buradan ayrılmayacağım. Başka bir meslek üzerinde yoğunlaşma, hayatımı buradan kazanacağım savaşı, değil mi hocam? Evet, özellikle bir sanatçı için hayatı boyunca vermesi gereken bir savaş. Kesinlikle. Çünkü bu yol, özellikle sanat yolu o kadar bir iş kurayım, o iş üzerinde mi şu yapayımla sınırlı değildir. Her ne kadar da sanat günümüzde bir tek böyle klasik anlamda duygularımı ifade edeyim, ben bir tek böyle yaşarımın ötesinde yaşamla da örtüşmesi gereken bir şey. Böylelikle o yaşlarda sanatı ısrarlı bir şekilde sürdüreceğime dair karar verdim. Hala devam ediyorum. Kıbrıs'ta değil mi? Evet, Kıbrıs'ta başladı. Kıbrıs'ta. Buraya ne zaman geldin? 80'li yıllarda geldim. 80'li yıllarda. Bayağı eskiyim burada. Güzel, çok güzel. Evet. Çalışmalar ama hem burada hem Kıbrıs'ta hem de başka ülkelerde. 80'li yıllardan beri eğitimimi burada yaptım. Fakat çalışmalarım bir tek burasıyla sınırlı kalmadı. Üniversite eğitimi bitirdikten sonra 80'li yılların sonunda 90'lı yıllarda Avrupa'da, İngiltere'de, Kıbrıs'ta birçok sergiye imza attım. Birçok çalışmayı gerçekleştirdim ve hala devam ediyor. Peki o sanatla uğraşan insanlarda ya da işte o mücadeleyi veren kimselerde, bu benim de çok iyi bildiğim, zamanında çok yaşadığım, hala ara ara belki o koridorda kendimi bulduğum, hani kendini çok yalnız hissetme, ya ben bunları yapıyorum ediyorum ama kendinden başka belki tutunacak kimseyi bulmama ve de ara sıra hani bu yaptıklarım acaba bir yere varıyor mu, varacak mı ya da nasıl karşılanıyor acaba karşıdan? Soruları böyle kafayı karıştırıyor mu? Ne yazık ki karıştırıyor. O ne yazık ki noktasını biraz açalım. Neden? Ne yazık ki karıştırıyor diyeyim. Bu bir tek benim özelim olan bir şey değil. Özellikle işine duygusunu katan, işine kendi düşüncelerini, görüşlerini, yaşamını katan her meslek alanında olan bir şey. Hı hı. Bağımsız değildir sanatçı ürettiği eserle. Ürettiği eserden... Tabii. Ürettiği eser kendinden bir parçadır. Tabii, kesinlikle. Kendi içinden onu çıkartıyor. O yüzden onun anlaşılması ve kendisinin o eserde bir şekilde hak ettiği yerde olması bir temennisi. Tabii, bekliyor insanı. Fakat sanat alanı o kadar saf değildir. Yani sanat alanı belki saf olduğu dönemler olmuştur, yıllar olmuştur. Fakat günümüzde sanat biraz da pazarın işleyişi içerisinde olduğundan dolayı pazarın o
oluşturmuş olduğu sistemin bir parçası oluşundan dolayı kabullenilmek veya anlaşılmak biraz safça bir soru geliyor. Her işin bir kuralı vardır. Eğer sistem sanat da dahil olmak üzere bir takım kurallar üzerine kurulmuşsa, sen o kurallara uygun bir şekilde çalışmanı sürdürürsen, ulaştırmasını istediğin yere koyarsın. Yani şunu demek istiyorum. Sanat veya sanatçı bir tek sanat eserini üretmiyor. Çok başka şeylerle de uğraşmak ve de düşünmek zorunda. Yok, sanatın da kendi içerisinde birçok alanı vardır. Bir işi üretmiş olduktan sonra iş orada bitmiyor. Onu bir şekilde paylaşabilmenin noktasına geliyorsun. Evet. Onu kendi başına da paylaşmayı tercih edebilirsin. Veya ona zorunlu kalabilirsin. Veya o sıkıntıyı yaşayabilirsin. Ya da onun pazarlanacağı alan içerisine koyarsın. Ve o alan içerisinde senin eserin, senin işin pazarlanır. Yani bir sergi düşünün. O serginin ilk temel malzemesini orada yer alacak eserler oluşturur. Evet. O eserleri oluşturduktan sonra o eserleri izleyiciye nasıl götüreceksin? Nerede götüreceksin? Kiminle götüreceksin? Bu yapı içerisinde galerisi de vardır, küratörü de vardır, PR'ı da vardır, koleksiyoncusu da var, şunlar da bunlar da vardır. Tüm bu bütün içerisinde düşündüğün zaman olay biraz daha rasyonel bir düşünmeye gerektirir. Yani ben bu işi profesyonelce yapacaksam ve profesyonelce olması gereken yere götürmeyi istiyorsam bunun o piyonlarını o tahtanın üzerine, o sehpanın üzerine yerleştirmem gerekiyor. O bir tercihtir. Bazen o tercihi yapıyorum. Bazen de yapmamayı tercih ediyorum. Anladım. Bazen her bir şeyi o saflığı içerisinde sürdürmeyi tercih ediyorum. Çünkü sanat benim için bir tek o pazar içerisinde bir yer etmek, bir isim yapmak, satmak değildir. Sanatın benim için biraz da o saf yanının daha da pekiştirilmesi, hatta o saflığının törpülendiği, o saflığının yok edildiği noktada biraz daha o insani noktalarına daha da çekmek. Sanatı insanla biraz daha buluşturmak noktası. Benim için özellikle uzun bir dönemden beri, belki de her zamandan beri korumaya çalıştığım bir alandır. Anladım. Peki, teşekkür ederim Sinan Hocam. Bununla ilgili konuşmaya devam edeceğiz tabii ki. Umut Show, efendim kalmadığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. İlerleyen dakikalarda bir lezzet yarışmamız olacak. Dikkatle izliyorsunuz. Ekranda bir şifre belirecek ve de Aytaş Frozen Foods'tan birbirinden özel lezzetlerle dolu bir lezzet paketi efendime söyleyeyim. Sizlerin olacak. Programı dikkatle izliyorsunuz. Mesajlarımız var, hemen mesajlarımıza bakmak istiyorum. İyi yayınlar New York'tan demiş Bilal Sarıkamış. New York'a selamlar. Bilal Bey selamlar, sevgiler. Umarız her şey yolundadır. Keyifler iyidir. Sağ salim varmış olduğunuzu bilmek güzel. Nasıl gidiyor hayat orada? Birkaç gündür oradasınız galiba. Filer Çelikler gülmüş. En sevdiğim program Umut Show demiş daha sonrasında. Şiir var mı şiir demiş. Filer, dersi dinleyeceğiz ama yani. Programı zaten bir şiirle açtık. Hemen geriye sarıyorsun. Bir önce bana bakıyorsun. Ondan sonra beklenen şiiri. Necip Fazıl Kısaküre'nin o meşhur beklenen şiiriyle açtık. Bugün ayrılık şiirleri, özlem şiirleri ilerleyen dakikalarda yine Orhan Veli'den olsun, Nazım Hikmet'ten olsun dinleyeceğiz. Güzel şiirler. Onların şiirlerini elinden geldiğince seslendirmeye çalışacağım. Uğur beğenmiş. Konuklarınız yine çok pozitif demiş Şiler Şerikler. Sanatla ilgilenen insanlar çok yaşasın demiş. Daha sonrasında. Peki hocam, şimdi size dönersek tekrar. Sonuçta sanatla uğraşmak, sanattan kopamamak, sanatı hayatın içinde bir yerde kabul etmek beraberinde bir bağımlılık da aynı zamanda bence. Yani ondan ayrı yaşayamıyorsunuz. Çünkü hatta her şeyin, pek çok şeyin ötesinde o daha önemli bir noktada duruyor. Bu noktada bağımlılıklarla ilgili ben biraz konuşmak istiyorum. Hani biraz önce siz kenarından biraz bahsettiniz ama bağımlılıklardan kurtulmanın yolları. Mesela hani maalesef bağımlılıklar böyle güzel şeylerle ilgili olmuyor sadece hayatta. Toplumumuzda da bir takım yani negatif, olumsuz, hayatları çökerten, yok eden, aileleri dağıtan bağımlılıklar var. Bunlardan kurtulmak için, o tuzaklara düşmemek için neler yapmak gerekiyor? Öncelikle bağımlılık
üzerinden de biraz konuşursak, hani aslında bağımlılık, tabii sözlüksel pek çok tanımı var bağımlılığın, ama bağımlılığın sosyal olarak bizim için aslında en güzel tanımı, yaşamımızın içinde ne bağımlılığı olursa olsun bir süre sonra yaptığımız, yaşamımızın içindeki sosyal, ailemiz, işimiz, yavaş yavaş onların bir kenara çekilip bu bağımlılığın, artık ne bağımlılığıysa, onun yaşamımızı kapsadığını görüyoruz. Bizim için aslında en belirgin tanım burada başlıyor. Çünkü insanlar işte işine gidiyor, okula gidiyor, çalışıyor, ailesiyle görüşüyorken bir anda bakıyorsunuz bir kopukluklar başlamış. İşte oraya ne bağımlılığı girdiyse, bu işte telefon olabilir, restoran olabilir, alkol olabilir, herhangi bir bağımlılık. Yavaş yavaş bunun üzerinde ben işte bunu ne zaman içeyim, nereden alayım, kimden bulayım, nerede gideyim içeyim, nasıl içeyim, nasıl içtiğim bilinmesin. Yavaş yavaş bu böyle bir karabasan gibi hayatın üstüne çöker. Ve yavaş yavaş sizi ailenizden, çevrenizden, sosyal yaşamınızdan çeker alır. Hani şimdi bağımlılığın bir taraftan tabii beynimizin içine baktığımızda, bağımlılığın çalışma mekanizmasında her zaman bizim bu mutluluk hormonumuz vardır, dopamin diye. Bu mutluluk hormonu bu bağımlılığın en baş elemanıdır. Bizim için mesela bir nasıl ressam için ya da bir müzisyen için yaptığı konuda, bir yazar için çalıştığı konuda, yazdığı konuda onun üzerine düşüp onunla çalışırken kendini ona verip mutlu olduğunda mutlaka beyin ona dopamin veriyordur. Bu zaten onun yaptığı işe bağımlılığını arttırır. Mesela çok enteresan bir grup bağımlımız vardır. Pek çok insan bilmez. Maraton koşucuları en önemli bağımlılardandır. Normalde spor hepimizin yaşamının içinde, ama biz mesela 10 dakika 15 dakika spor yaptığımızda vücut, beyin bize dopamin vermiyor. Yani aman 2 dakika koştun, al bakalım sana şuradan şöyle biraz rahatla. Yok. En az 45 dakika sporla size dopamin veriyor. Dolayısıyla maratoncular da uzun koşularla bu dopamini almaya başlıyorlar. Bir kere bunun zaten tadını aldıktan sonra onlar evet, sürekli maratoncu kalıyor. Çünkü o uzun yol, o uzun koşu ona oradan o mutluluğu veriyor. O stres düşüyor, hı hı, rahatlıyor, huzur buluyor, yaptığı şeyi seviyor. İşte zaten yaşamın içindeki bütün gerçeklik de burada. Hepimizin yaptığı işte bağımlılık var o işi seviyorsanız. Hı hı hı. Siz oyun yazmayı seviyorsanız, hı hı, program yapmayı seviyorsanız, ona bağlanmışsanız ve onu yaparken keyif alıyorsunuz, işte bağımlısınız. Evet. Yani evet, aynı şey sizin için de geçerli. Yaptığınız eserlerde sanat da aynı şey. Çünkü öyle bir paylaşım ki bu, siz onu gördüğünüzü, düşündüğünüzü özümseyip içinizden oraya yansıtıyorsunuz. Ve onu yansıtırken ki sizde tamamen canlanan fizyolojik bütün oluşumlar bağımlılık. Ve siz ondan mutluluk duyuyorsunuz. Onunla rahatlıyorsunuz, stresinizi alıyorsunuz. Hı hı. İşte bağımlılık bu. Şimdi bunlar tabii bağımlılığın bizim için hep güzel yanları, ama özellikle Londra'daki, İngiltere'deki Türk toplumunda son dönemde maalesef çocuklarımızı etkileyen, okullarda son derece yaygın bir hale gelmiş, ailelerin çocukları korumaktan gerçekten aciz kaldığı, anlamakta çok geciktiği bir esrar bağımlılığı problemimiz var. Hı hı. Maalesef bununla karşı büyük bir savaş var aslında. İngiltere hükümet olarak, belediye olarak çocuklara küçük yaşta okulda esrarın, bağımlılığın ne kadar kötü olduğunu anlatmak için gerçekten daha önceden işte bırakmış ve çok hasar almış ve eski eroin kullanan, esrar kullanan insanları karşılarına koyup eğitim veriyor. Ve sürekli çocuklar işte bunu ilkokulda veya ortaokulun bir döneminde görüyorlar. Bu insanlarla karşılaşıyorlar, neler kullandıklarını, neler yaşadıklarını, nasıl olduğunu onlara anlatıyorlar ve hani olabildiğince bir farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Ama biraz bağımlılık işin Türk toplumu tarafından biraz bizim çocuklarımızın gerek oldukları yeni ortama, yeni arkadaş grubuna kabulü için kullanılıyor. Yani bu ortama gireyim, bir statüm olsun. Kendini burada kanıtlamak. Kendimi kanıtlayayım. Evet. Arkadaşlar beni sevsin. Onların da ben de arkadaşı olayım. Bu alıştırma yavaş yavaş ilk başta başladığında esrar öyle bir madde ki insanlar işte ya bu ot hiçbir şey yok, hiçbir zararı yok, bu saf doğal, hiç bunun hiçbir şey yok diye veriliyor çocuklara. Fakat bu esrarın içinde bizim
THC, THC dediğimiz bir kimyasal madde var. Bu madde işte onların o otu sarıp da ilk içtiğinde böyle bir oh dediklerindeki, onlara hani uçtum ben dediklerinde, onu yapan madde bu THC. Hı hı. Bu THC'nin 1900, hatta şöyle daha da geriye döneyim, 1960'lara hippilerin olduğu dönemde biliyorsunuz, hep görmüşsünüzdür eski Volkswagen'lerin içinde, çadırların içinde hippiler mutlu mutlu esrar içerler. Hippilerin o esrar içtiği dönemdeki esrar gerçekten doğal esrardı. İçinde THC yoktu. İçinde THC yokken içilen esrarla şu anda kullanılan esrar arasında 1000 kat fark var. Yediğimiz besinler gibi. Ya tabii her türlüsünün çok zararlı olduğunu ve de hani ne olursa olsun hani onu çok tehlikeli ve de tabii insanın hayatını ele geçiren bir madde olduğunu ve uzak durulması gerektiğini özellikle belirtmişim. Çünkü bunun üzerine çıkıp birileri hani işte içinde THC barındırmayan falan şekli. Evet, böyle şeyler olur işte, da o yüzden diyorum. Maalesef hani şu anda olan piyasada olan hiçbir esrarda içi THC'siz diye bir esrar yok. Üretilirken onlar oraya sıkılıyor, üretilirken veriliyor, evet, ve içinde geliyor. O artık o olay bitmiş. 90'lı yıllardan sonra 2000'li yıllara doğru bu THC oranı %2, %3 belirlenmiş. Bakılmış ki talep var, geliyor. İnsanlar daha fazla içmeye başladı. Hadi %10 yapalım, hadi 15-20 yapalım. Hı-hı. Şu anda maalesef geldiğimiz noktada THC oranı %80. Peki ben bir şey söylemek istiyorum. Yani bu tabii ki tekrar edeyim, yani bu önemli, yani her ne olursa olsun uzak durulması gereken, her şeklinden uzak durulması gereken maddeler, ama bu temelde galiba bir şey var, böyle tabii gurbette olmamızın da getirdiği, belki kendi akrabalarımızdan, ailemizden kopuk olmamız falan, ama galiba özde biraz yalnızlık meselesi. Hani yalnızlık pek çok şeyi tetikleyen ve de insanı kendini bile tanıyamayacağı durumlara getiren önemli, evet, bir atak durumu, atak duygusu belki de. Hani yalnızlıkla nasıl başa çıkmak gerekiyor? Bu benim çok merak ettiğim bir şey. Çünkü hepimizin zaman zaman kendini içinde bulduğu bir mesele. Yani yalnızlık meselesi. Tarifi de bazen karışıyor kafada. Hani pek çok arkadaşın da olabiliyor etrafında ama kendini yalnız hissedebiliyorsun. Bu da var, ama o yalnızlıkla nasıl baş ediliyor hocam? Etmek gerekiyor. Vallahi yalnızlıkta da aslında hani pek çok konuda olduğu gibi, olayın çekirdeğinde her zaman kendine olan kişisel güven var. Güven, evet. Kendine güven size yalnızlığın paylaşım kapısını, yalnızlığın kapısını kapatıp paylaşım açacak bir durum. Ama sizin kendinize güveninizi geliştirmediğiniz sürece, arttırmadığınız sürece, hı hı, ve kendinizi sürekli ben yalnızım, ben bunu yapamam, ben şunu yapamam diye şartladığınız kaderimin oyunu diye yani sürece, evet, zaten bir şey yapamıyorsunuz. Yani zaten, evet, olumsuz başlıyorsunuz. Sonuç, evet, olumsuz oluyor. Ama hani yalnızlık insanın tabii ki her kişiden kişiye değişen bir şey. Kimi insan çok daha sosyal, çok daha kolay ilişki kurabiliyor. Kimi insan daha zor ilişki kurabiliyor. Bunu ayıralım. Yani hani kişisel insanların özellikleri, karakter özellikleri, daha böyle girişken olmaları ve olmamaları, hı-hı, bu tabii ki insanlar arasındaki yalnızlık kavramını değiştiriyor. Evet. Ama sizin sorduğunuz yalnızlıktaki asıl en önemli nokta tamamen kişisel kendine güven. Hmm. Buradaki, evet, ana noktamız. Güven. Demek ki güvenimizi kaybetmemize sebep olacak şeylerden de uzak durmamız gerekiyor. Yani bizde toplumda, bizim toplumda, yani ailede daha doğrusu şöyle bir mevzu vardır. Yani bir şey yapmak ister çocuk, sen yapamazsın, beceremezsin. Yani yüzüne gözüne bulaştırırsın. İşte kendini rezil edeceksin ya da olabilecek en olumsuz ne varsa söylenir. Yani bir şey başarmak istediğinde ya da özgüvenini aşağı çekecek. O nasıl bir rahatsızlık? Hani insan neden karşısındakiyle ilgili direkt olumsuz ihtimaller üzerinde durur ve bunu paylaşır? Yani bu mesela hani hepimiz hemen hemen ailesinde belki karşılaştığı, çevresinde olan bir insan modeli belki de. Evet. Şimdi yaklaşım olarak bakarsanız aslında bunların hepsinin temelinde öğrenme var. Biz çocuklar doğduğu zaman çocuklara karanlığı, biz kötü bir şey olduğunu öğretene kadar çocuk karanlıktan korkuyor. Çocuk karanlıkta yürüyor ve ağlamıyor, ama siz ne zaman ki ona karanlık öyle böyle öcü yapıyorsunuz, çocuk korkmaya başlıyor. Ben çok korkardım karanlıktan. Artık karanlık korkuyor benden. Evet, bir korku var da bana ait değil. Mesajlarımız var. Merhaba demiş Aslan Doğan. Alanya'ya selamlar. Mersin'den selamlar demiş Zafer Güngör. Mersin'e çok selamlar. Bu kendimize olan güven önemli. Her şeyin başı güven diyebilir miyiz? Vallahi her şeyin başı güven, ama
tekrar söylediğim gibi biz birçok şeyi öğreniyoruz. Yani bize öğretilen ailemizden, toplumdan bize öğretilen sürekli şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. Evet ya, öyle bir şu şey. Böyle yani. Der, bu şöyle der, kim buna ne der. Biz bunlarla büyüdüğümüz zaman otomatik olarak işte o yalnızlığın içindeyiz. Otomatik olarak güvensiz. E ben yapamam zaten. Her şeyi ona göre planlıyoruz. El alem ne der, komşu ne der, öğretmen ne der, arkadaşlar ne der. Buradan bir sanat konusuna gireyim. Gelelim. Geçen yıl bir serginin küratörlüğünü yapmıştım. Serginin konusu karalamaydı. Karalama aslında hepimizin her zaman yaptığı, yapabildiği bir şey. Ve birine sorulduğu zaman bir şey çizebilir misin? Yok, benim yeteneğim yok, bilmem der. Tam da sergi bunun üzerine kurulmuştu ve bir tek sanatçıları kapsamayacak bir sergiydi. Çok sıradan insanların da, hatta çocuğun da dahil olabileceği bir sergiydi. Ve karalama, sadece karalama. Aslında kendimizi ifade edebildiğimiz sürece kendi sesimizi herhangi bir şartlanmışlık içerisinde sunmak zorunda kalmadığımız sürece aslında o süreç içerisinde özgüvenimizi de geliştiririz. Paylaşabilmek, paylaşabilmenin sınırsız yollarını oluşturabilmek ve bir karşılık bulmak, bir sevgi bulmak, bir teşvik bulmak ve kabullenilmek. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Doğru. Yani ama işte maalesef belki de toplum olarak herhalde belki de en büyük sorunlarımızdan bir tanesi birbirimizi aşağıya çekmekten vazgeçmememiz. Yani bu önemli bir şey. Hatta benzetme vardır ya, hani yengeç sepeti benzetmesi vardır. Hani yengeçlerin sepetinin üstünü kapatmazlar. Çünkü onlar zaten biri çıkmaya kalkarsa diğeri aşağı çeker. Hani abartılı mı şu anda bilmiyorum ama bu örnek biraz sanki buralardayız. İnsanlar özellikle aile içinde çok oluyor. Aile içinde kimse birinin aslında en olmaması gereken yer aile ortamı. Ama işte akrabalar, aileler insanlar arasında hani sırf belki Türk toplumunda değil başka toplumlarda da var. Hani insanlar arasında tabii bir karşısındakini çekememe, işte diğer aile ferdinin daha başarılı olduğu konuya karşı bir kıskançlık. Evet. Dolayısıyla bununla birlikte doğan ve yavaş yavaş biriken ve patlama noktasına getiren olaylar birbirini izliyor. Evet. Ama özellikle olayın sanatçılar yönünden bakarsak ben sanatçıların son derece kendilerine özgüveni olduğunu ve aslında sanat zaten güvenle, kendine güveni olmadan o sanatı yapamayacağını düşünüyorum. Dolayısıyla hani sanatçılar bu konuştuğumuz özgüven konusunda onları biraz daha ayrı bir köşeye koymamız gerekiyor. Çünkü onlar biraz daha şanslılar. Çünkü yaptıkları işi sanatçı olabilecek noktaya geldiklerinde, tabii gelemedikleri noktalarda sizin bahsettiğiniz durumlar oluyor. Ben ne yapacağım, satabilecek miyim, olur mu, evet, nasıl olur? Ama gelinilen noktada eğer kendinize bir yer edinebilmişseniz o zaman kesinlikle iyi bir özgüveniniz var demektir. Çünkü oraya gelmek için pozitif bir şekilde tüm her şeye kulaklarınızı tıkamış ve çalışmış oluyorsunuz. Biz bir oyun çalışıyorduk. Tiyatro oyunu çalışıyorduk ve de çok ağır bir böyle ayrılık sahnesi vardı finalde. Ama öyle böyle değil yani. Darmadağın oluyor sahne. Seyirciler, izleyenler falan prova sürecinde de mesela çok yoğun duygular yaşanıyordu. Yönetmenimiz şey demişti. Bu aşkla ilgili falan konuşuyorduk seninle. Hani analiz ediyorduk. Sahneyi de analiz ederken. Çocuklar aşk ruhi bir rahatsızlıktır demişti. O kaygı falan, o kendini hani böyle ne yapacağını bilememe hali falan. Katılıyor musunuz? Aşk ruhi bir rahatsızlık mıdır? Vallahi rahatsızlık olarak yorumlamak aşkı sanki biraz aşka haksızlıkmış gibi geliyor bana. Biraz öyle. Yani rahatsızlıklara da haksızlık. Yani o aşkın verdiği, insana verdiği mutluluk, yani aşkın beynimizde dopamin, yarattığı da var. Tabii dopamin. Yani dopamin yüzünden kimya. Çok offside'a düştüm mesela hayatımda. Yani dopaminle tanışırız, iyi tanışırız. İyi tanışırız. Çok yanılıyor da yani bazen. Her şey çok güzel zannediyorsun, çok mutlu oluyorsun filan ama aslında her çok şey trajik bir son hazırlanıyor senin için bir köşede. Aşk rahatsızlık değildir diyorsunuz. Yok, aşkı yani hani aşkın kimyasal yapısına baktığınızda tabii ki bir fizyolojik olarak, kimyasal olarak salgılanan hormonlar ve bir yapı var ama hani bunu bir rahatsızlık olarak yorumlamak bence biraz ağır oluyor. Ama kontrol edememe noktasında her şeyi yaptırıyor insana.
kontrol edememe noktasında, ama biz pek çok konuda onu yaşıyoruz. İlla aşk olması gerekmiyor. Biz yaşamımızda pek çok konuda diğer dış etkenlerle yaşamımızı kontrol edemediğimizde onların istediği yönde hareketler her zaman ediyoruz. Hani aşk için niyetlerini ki sevdiğimiz için. Değil mi? Evet, peki. Birazdan kısa bir aramız olacak. Aradan hemen önce de ekranda şu anda görüyorsunuz muhtemelen. Şifremiz var. Bu şifreyi programımızın sayfasında bize cevap olarak doğru yazan ilk izleyicimiz Aytaş Frozen Foods'tan muhteşem bir lezzet paketi kazanacak sevgili dostlar. Ekranda gördüğünüz şifreyi yazıyorsunuz bize. Birazcık hızlı olmakla ilgili bir durum. Kısa bir aramız olacak. Sonrasında ben o bir arkadaşım ekolünden ilerleyeceğim. Gerçekten bir arkadaşım. Tamam. Ben değil yani. Tamam, inandık. Hakikaten bir arkadaşımız. Soracağı çok merak ettiği birkaç şey var. Efendim, kısa bir ara, hiçbir yere ayrılmıyoruz. Umut Show'da kalmadığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Bildiğiniz üzere İngiltere 29 Mart 2019'da Avrupa Birliği'nden ayrılıyor. Bu süreye kadar Ankara Anlaşması başvurusu yapabilirsiniz. Eğer profesyonel avukatlık hizmeti istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. Hepimizin finansla ilgili birçok sorusu var. Kimimiz ev almak istiyor, kimisi depo. Kimimiz iş yeri kurmak istiyor, kimimiz olan iş yerini daha da büyütmek istiyor. Bu tür soruların cevaplarını bulabileceğiniz bir program yaptık. Bu programımız Para Para ve her hafta burada.
Yerli ve uluslararası hukuksal alanda profesyonel desteğe ihtiyacınız varsa biz buradayız. Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım. Duyuyorum. Anlatamıyorum. Demiş Orhan Veli zamanında. Neler yazmış Orhan Veli'de ya. Hakikaten şöyle bir düşününce. Şiirler ilerleyen dakikalarda yine şiirler olacak Umut Show'da her zaman olduğu gibi. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Çiler Çelikler Umut Show demiş. Tebrikler Çiler Çelikler. Bir lezzet paketi. Aytaş Frozen Fustan, simit, açma, poğaça, su böreği. Ama hakikisi, güzeli, özeli. Beyoğlu'ndaki poğaça. İzmir'deki... Ondan sonracığıma simit, özel lezzetler gerçekten de sizlerle buluşuyor. Çiller Çelikler, tebrikler bir kez daha. Kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Umut Show'da programımıza bugün böyle ayrılık şiirleri dedik. Orhan Veli'den de hayata dair, böyle hayattan ayrılma noktasında yazdığı bir şiirle ikinci bölümü açtık. Şimdi ben bir arkadaşım ekolünden devam edeceğim de. Evet, dinliyoruz. Devam edeceğim, birazdan devam edeceğim. Bir arkadaşım ekolünden. Ama izlediğinden emin olmak istiyorum onu da. Şeyi sormak istiyorum hocam. Burada bizim toplumun sanata, özellikle senin ilgili olduğun alandaki sanat çalışmalarına olan ilgisiyle ilgili ne düşünüyorsun? Karşılığını tam olarak bizim toplumda buluyor mu? Yoksa hangi noktadayız görsel sanatlarla ilgili? Ben tiyatro ile ilgili olanı biliyorum. Yani evet. Maalesef bizim tiyatroya başka motivasyon, başka dinamiklerle gidiyorlar. Hani bağımsız olduğun noktada falan zaten çok yalnızsın mesela. Sizde durum nasıl? Plastik sanatlarda da özellikle resim, heykel ve diğer alanda da uğraşan kişilerin o sanat dünyası içerisine girebilmeleri sıkıntı. O biraz da o yapı içerisine girebilmenin koşulu bir tek çok yetenekli olman bu işi çok iyi yapabilmenle sınırlı değildir. Hı hı. O üretkenliği teşvik eden veya o üretkenliği daha da üretken kılan
o yapının kendisidir. Eğer toplumumuzda tiyatro gibi galeriler olursa bizim toplumdaki insanlar da o yapı içerisinde çok daha rahatlıkla girebilecekler. Ne yazık ki belli katmanlardan oluşuyor. Sanat da o katmanların en üstü. O katmanlarda ne kadar çok yol kat edebilirsek, o katmanları ne kadar yukarılara çıkabilirsek, o kadar da bizim toplumun o yapı içerisinde yer alabilmesi de o kadar başarılı olacaktır. İlk aşamadaki en büyük sıkıntıyı elbette ki sanatçının kendisi çekiyor. Çok özverilerle hem çok iyi olmak durumunda, en iyisini kendi sanatı içerisinde icra edebilmek durumunda, aynı zamanda da onu en iyi bir şekilde paylaşabilmenin kapılarını açabilmesinin yollarını bulabilmesi gerekiyor. Ne yazık ki orada kapılar o kadar kolay açılmıyor. Londra kendi başına zor bir şehir. Rekabetin çok olduğu ve bu alan içerisine girebilmenin sıkıntılarının da bedellerinin de çok olduğu bir alan. O bir süreç işi. Ne kadar üretilen paylaşılırsa, ne kadar üretilen kucaklanılırsa veya üretilen hasar içerisinde yer alırsa o kadar sanatçının da hem toplum içerisinde hem de yaşadığımız bu coğrafya içerisinde yer edinebilmesi ve başarı sağlayabilmesi mümkün. Evet, bu evet. Bir süreç. Ve özellikle göçmen toplumlarda birkaç kuşakta atlatabilecekleri bir süreç. Tabii istisnalar da yok değildir, vardır. Birinin oluşturmuş olduğu güzel bir başarı kucaklanıldığı zaman daha güzel ürünleri, daha güzel çiçekleri açtırtabilir. Demek ki biraz daha toplum olarak bu değerlere sahip çıkmamız gerekiyor. Bunu da belirtmek lazım kesinlikle. Mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Çiçekler inanamamış kendisini kazanmış olduğuna. Siz kazandınız efendim. Afiyet şeker balı olsun şimdiden. Umut Show'da muhteşem bir lezzet paketi kazandınız. Peki şimdi hocam, bir arkadaşım ekolüne geldik diyelim şimdi. Bir arkadaşım ekolüne geldik şu anda. Evet. Bir arkadaşım çok merak ediyor. Ama gerçekten bir arkadaşım. Duyalım bakalım şu arkadaşınızın. Kolpa değil yani. Gerçekten. Diyor ki hocam, diyor, ben ilişkileri tutturamıyorum. Yani 40'lı yaşlarında kendisi. Bugüne kadar hiçbir böyle ilişkisi olmamış karşısı. Yani ilişki derken hani böyle bir, ne bileyim, bir flört dönemi, bir, ne bileyim, böyle bir insanların bir, o bile olmamış. O da yok yani. O da yok ve buradaki hani bir sürekli bir korku var bir de yaşadığı, işte şeyleri sürekli erteliyor. Mesela diyor ki ben zaten Türkiye'ye döneceğim, o yüzden şimdi böyle bir şey düşünmüyorum. Türkiye'ye gittiği zaman mesela orada birileriyle tanıştırıyorlar falan. Yok, zaten buraya döneceğim, buraya tatile geldim. Hani ne orada ne burada bir böyle bir hiçbir yere tam olarak ait olamama durumu ve de ilişkileri sürekli bir erteleme hali. Ama korkunç bir özgüven yani söylerken, ya istesem şu da olur bu da olur filan ama ben istemiyorum. Hani vardı ya öyle, ne mühendisler ne doktorlar isteri de hani ben varmadı. Buradaki sıkıntının ne olduğunu açık yüreklilikle bana dedi ki, sor dedi bunu dedi ya dedi. Bir arkadaşımın böyle bir sorunu var. Evet. Öncelikle kendisini Muswell Hill'deki kliniğe bekliyoruz. Bunu bu kadar kısa, bu kadar ucuzu dışarıdan kurtulacağını sanmıyorum ben. Evet. Ama gerçekten olaya bakacak olursak, tabii ki biraz daha onu tanımak, yaşamın içinde takıldığı noktaları bulmak lazım. Yani, tanısan çok seversin. Yani, kopamıyorum ben. Evet. Yani mutlaka geçmişinde bir yerlerde bir takım bağlantılarda bir kopukluk oluyor. Biraz evet. Özgüven eksikliği oluyor. O her ne kadar dışarıya söylenilen hani elimi sallasam ellisi hikayeleri. Aynen. Hani o özgüvenin işareti değil aslında. O konuşan kısım sadece. Evet. Hani action yok ama konuşuyor yani. Evet. Bir şey yapamıyor ama evet. Sürekli konuşuyor, anlatıyor. Bunu da yaparım. Böyle olsa şöyle de yapabilir. Bir de burada bu bahsettiğiniz bir sürekli zaman koyma, hani bana biraz daha olası bir sosyal fobi mi var acaba diye beni düşündürdü. Ya sürekli erteleme hali. Çünkü genelde
sürekli böyle yapacağı, hedeflediği yerlere, yapmak istediği şeyler için engel gibi o onun için. Hani aslında işte şimdi ben okulu bitireyim bunu yapacağım. Tatil o gelsin bunu yapacağım ama geldiğinde de bir şey yok. Bu sefer o tatile geldiğinde dediğiniz gibi tatil dönüşüne dönüyor. Tatil dönüşü geliyor bu sefer başka sürekli böyle kapı kapıyı açıyor ve hiç bitmiyor bu. Yani buna bir yerde bir dur demesi, bir yerde bir kendine bir plan çizip bu planda sürekli uygulayıp kalması gerekiyor. Ama dediğim gibi hani bu böyle çok da uzaktan hani bir değnekle ya da iki kelimeyle onu anlatabileceğimiz bir çözüm değil. Yani uzun bir süreç. Bir süreç lazım, biraz onu tanımak lazım. Onun yaşamında gerçekten takıldığı bir şeyler olmuş olmalı. Onları biraz geriye dönüp konuşurken yakalamak daha kolay oluyor. Hı hı. Onları bulmak lazım. Hani çok uzun değil ama bir kısa süreçli bir terapiyle muhtemelen bir takım şeyleri daha iyi görebilir. Yani belirli yerlerde ona o özgüvenini kıran veya o hamleyi, yapacağı hamleyi de onu sürekli durduran o noktalar var. O noktaların üzerinden biraz gidip de onları bulmak lazım. Biraz onları aramak lazım. Anladım. Peki ben şimdi kendi merak ettiğim bir şey sormak istiyorum. Bir mesela hani hepimiz ilişkiler yaşıyoruz. Büyük aşklar da yaşamış olabiliriz. Ya da yaşadığımız şeyi büyük bir aşk zannediyoruz bazen. Ama çok başka bir şey çıkıyor daha sonrasında. Ya da çok sıradan bir şey yaşadığımızı zannediyoruz ama acısı, ağrısı, yokluğu çok daha farklı oluyor. Daha sonradan anlaşılıyor bazı şeyler filan. Ama genel olarak karşılaştığımız, yani erkeklerin de hep böyle bir araya geldiğinde konuştuğu, hani kadınlar erkeklerden konuşur ya yani, erkekler de kadınlardan konuşuyorlar arkadaşlar. Onu da belirteyim, hani belki pek dikkat çekmiyor, bilinmiyor ya da farkına varılmıyor ama kadınlarda, kadınlara dair bir şey sormak istiyorum ben. Hani böyle bir ilgisiz davranınca ya da ne bileyim başka şeylerle meşgul olunca mesela sen beni hiç kıskanmıyorsun ya da sen beni artık eskisi gibi sevmiyorsun lafını çok duymuşuzdur. O noktada kantarın topuzunu biraz kaçırınca hani ilgi alaka bu sefer daha bunaltıyorsun beni. Aysa yani kendimi çok böyle kapana kıstırılmış gibi hissediyorum falan. Bunlar da sürekli sizin davranışınızda bir şeyleri değiştiriyor. Hani ürkütmemek, sıkmamak, boğmamak bir taraftan da hani kendini boşlukta değil de hani ilgilenilmiyormuş gibi hissetmemesi için. Yani istekler ve söylemler, şikayetler diğer taraftaki davranışları da belirliyor. Bu ilişkiler de genelde hüsranla sonuçlanıyor. Genel, yani bunun aksini ben pek görmedim. Hani kıskançlık da var tabii ki bunun içerisinde falan. Kıskançlık başlığı altında belki de ya da kıskançlık ara başlığı altında sormak istiyorum. Yani bunu nasıl aşabilir insanlar ilişkilerde? Çünkü dönüp dolaşıp gelinen yerlerden bir tanesi şu ki sen beni artık eskisi gibi sevmiyorsun. Sen benim aşık olduğum şu kişi değilsin, çok değiştin ya da beni boğuyorsun falan. Hani böyle bir sürekli bir gel gitler var. Buradan nasıl çıkmak gerekiyor? Nasıl çıkılır? Valla şimdi ilişkiler özellikle gerçekten muhteşem bir denge oyunu. İlişkilerin kadın erkek ilişkisinde son derece iki tarafında son derece denge içinde karşılıklı o ilişkinin içindeyken nasıl o ilişkiye başlandıysa ve o ilişkinin heyecanı nasıl yaşandıysa aslında biraz çaba ve taktikle bunu o şekilde uzun yıllar sürdürebilmek mümkün. Ama biz maalesef kolayı seçiyoruz. Yani ne yapıyoruz biz nerede hata yapıyoruz? Biz nerede hata yapıyoruz? Erkekler de kadınlar da hani biz derken insan olarak biz şurada hata yapıyoruz. Biz ilişkiye girerken kendimizin reklamlarını daha farklı yapıyoruz. Halbuki reklamın iyisi kötüsü olmaz değil mi? Dürüst olmak daha biz iyi. Biz kendimizi karşı tarafa daha farklı gösteriyoruz ve tanıtıyoruz. O tanıttığınızı da beğeniyor, hoşuna gidiyor. Çünkü o tanıttığınız özelliklerde atıyorum işte geliyor, bak hayatım ben yemek yaptım. Ben yıllardır beklediğin çılgın aşık. Burada yıllardır İşte bekliyordum. Bak aşkım ben sana çiçek aldım geldim. Ondan sonra ilişki rutinine girildiğinde siz tekrar reklamları kapatıp yaşama geçiyorsunuz artık. Yani çizgili pijamalarla baş başa kalınca. Evet, çizgili pijamalara dönüyorsunuz. O yaptığınız jestleri yapmamaya, o yaptığınız... o yaptığınız eskiden yapmış olduğunuz onun sizi ilişkinin içinde beğendiği şeyleri yapmamaya başlıyorsunuz. Bu da ilişkinin içinde işte o tatlak sesleri çıkarmaya başlıyor. Sen bana ilgi duymuyorsun, sen beni sevmiyor musun, sen benimle eskisi gibi ilgilenmiyorsun. Burada hem erkek tarafı hem bayan tarafı ilişkiyi öyle bir şekilde götürebilmeli ki bu ilişki gerçekten
çok ince bir dengede giderken ilk nasıl beraber oldular, tanıştılar, ne bileyim işte ilk evlendiklerini düşünelim bu ilişkinin. Bu evliliğe gelene kadarki süreçte bu yaşanan güzelliği aslında evlilik de muhteşem bir şey. Evlilik de çok güzel bir şey. Evlilikle birlikte bunu ömür boyu sürdürebilecek durumdayız. Yeter ki bunu yapmak isteyelim. Yeter ki kendimizi yaşamın rutinlerine, hayatımızın bu dönen ve sürekli bizi içine çeken girdapların içine kaptırmayalım. Evet. Özetle yani aslında çok da kolay değil. Bayağı bir emek vermek gerekiyor herhalde. Mutlaka emeksiz hiçbir şey olmuyor. Ama şunu unutmayın, ilişkilerde iki tarafın da ilişkiler bir noktaya geldiğinde her iki tarafta da biraz hata oluyor. Hiçbir zaman erkek hatalı, bayan hatalı, o taraf hatalı, bu taraf hatalı denmesi doğru değil. Mutlaka iki tarafta da biraz hatalar oluyor. Evet. Bizim amacımız bu, insanların bu hataları görüp birer adım birbirlerine yaklaşmaları. Biz kimsenin kişiliğini, karakterini değiştiremeyiz. Evet. Kimseyi olmadığı biri yapamayız. Hı-hı. Ama herkes birer adım atıp birbirine doğru yanaşabilir. Hı-hı. Yani ilişkilerde şöyle bir şey var. Sizin atıyorum ayrıldığınız, görmeyi bile tahammül edemediğiniz eski eşinizi veya eski beraber olduğunuz insanı bambaşka biri hayatının güneşi olarak görebiliyor. Evet. Yani şimdi burada zaten ortaya çıkıyor tablo. Yani aynı şekilde sizi o kesinlikle duymak, görmek istemezken başka biri gözlerinizin içine hayran hayran bakıyor. Evet. Sizinle beraber saatler geçirmek istiyor. Evet. Şimdi burada zaten ortaya kafamıza sorular geliyor yani. Hani neden böyle oluyor diye. Hı hı. Bizim ilişkileri biz kendimiz bozduğumuz için böyle oluyor. İlişkilerin o ilk baştaki güzelliğini, uyumunu bir süre sonra kendi yaşamımızdan, biz onu kendi rutinlerimizden dolayı unutuyoruz ve çıkartıyoruz. Peşinde koşmuyoruz. Hı hı. Bu sefer o denge bozuluveriyor. Evet. O denge bozulunca zaten arka arkaya başlıyor. Peki bir şey daha soracağım ben madem buradan devam ediyorken. Bir insanın mesela hani dedi ya bir mesela bizi görmek istemiyor bir insan ama bir başkası çok başka bir yere koyabiliyor. Mesela, bir de böyle mesela geride bıraktığımız bazı ilişkiler, diyaloglarda yani bir türlü kurtulamama hali de yaşıyoruz bazen mesela ya da biz yaşatıyoruz. Hani birine sürekli takıntılı olmak, inatla peşinden koşmak, hani kapıdan kovsa bacadan, bacadan kovsa kapıdan girme falan hikayeleri vardır ya böyle. Hani böyle insanlar da oluyor mesela. Hani oradaki sorun ne mutlaka? Pek çoğumuzun başından geçmiştir. Hani ya bu kişi bir şekilde bir hayatımızdan, dünya bir yakadan düşse, bir kurtulsak şundan diyorsun ama başka yerlerden karşına çıkıyor inatla mesela. Hani o kişideki o rahatsızlık. Çünkü onun yüklediği şeylerin sende olduğunu da düşünmüyorsun. Hani ama o sana takmış oluyor bir şekilde. Evet. Yani hayatında artık hangi neye denk geliyorsan orada, orada ne yapması lazım o kişinin mesela ve ya da ne söylemek gerekiyor o insana da böyle bir kurtulunabilse? Vallahi tabii o kadar basit kısa bir cümle yok. Yani yok, öyle bir şey olsa zaten bir sürü cümle söylenmiş oluyor. Mutlaka yakalamış olurdunuz içinden onu. O kadar kolay değil. Yani takıntı gerçekten obsesyon gerçekten zor. Obsesyonla baş etmek zor. Bu böyle sizin direkt söylemenizle veya yapmanız da hani karşı tarafın yapmasıyla olacak bir şey değil. O takıntıdaki insanla onun çözebileceği bir şey. Onun bir noktada da hani obsesyona da yardım almadan çözebilmek pek mümkün değil. Yani o takılındığı noktada oraya gelmeden önce, çünkü başka yaşanmış olaylar oluyor geçmişte. Tabii, mutlaka. O olayların tekrarında oraya takılıyoruz. Yani biz aslında hayatımız boyu pek çok hatalar yapıyorken ve pek çok şeye takılırken şöyle bir filmi durdurup da geri doğru baktığınızda aslında bakıyorsunuz ki hep aynı yerlerde, hep aynı şeylerde hatalar. Şekil biraz değişiyor, insanlar değişiyor, durum değişiyor ama genel olarak baktığınızda takıldığınız yerler hep aynı yerlerdesiniz. Bu size şunu demek oluyor. Yani sizin bu takıldığınız şeyi siz çözmeden ilerleyemeyeceksiniz. Bunu çözerken de mutlaka bir profesyonel yardım almak gerekiyor ki bu çözme süreci size depresyonlara götürüp de sizi mahvetmeden hızlı bir şekilde ve uyumlu bir şekilde geçsin. Siz de nerede yaşamınızda sürekli takılıp aynı yere başa sarıyorsunuz. Bunu görün ve tamam, ben artık bunu anladım. Ve ben bunu devam ettireyim. Artık başkasının hayatını zehir etmeyin yani, evet, değil mi? Evet. O nokta önemli. Evet, bu nokta, bu da dikkat edilmesi gereken bir nokta kesinlikle diyelim. Hocam peki, ben şimdi size dönmek istiyorum. En sevdiğiniz çalışmalar sizin kendi içinde hani
hangi çalışmaları daha çok seviyorsunuz mesela yaparken? Yani çok derinlemesine bilmemekle beraber soruyorum. Yani, soyut çalışmamı ya da rezil de olmak istemem tabii ki. Yani böyle cümleler kurarken ya da ne bileyim böyle laprop söyleyemiyorum bile. Yani hangileri? Yani, sanat kariyerimde çok farklı çalışmalar yaptım. O çalışmalarda geriye dönüp baktığım zaman çocukluğumda da yapıyordum. Resim de yapıyordum, heykel de yapıyordum. Ve özellikle farklı malzemelerle iş yapmayı seviyorum. Evet. Sanat eğitimim heykel. Heykel üzerine eğitim gördüm. Fakat eğitim gördüğüm yıllarda da resim yapıyordum. Grafik çalışmaları yapıyordum. Biraz önce bir konuyu konuşuyorduk. Biraz ona da bağlayayım. Aha. Yani uzmanlaşma alanı. Hele hele günümüzde uzmanlaşmak yaşayabilmenin ve başarılı olabilmenin en kilit noktalarından biri. Eğer ressamsan heykel yapmak veya diğer alanlarda iş yapmak birini uzmanlaşacağın alanı biraz sulandırmak anlamına da geliyor diye hep tanımlanırdı. Ben 80'li yıllarda heykel eğitimi gördüğüm zaman resimle yapıyordum. Mezun olduktan sonra bir galericiye gitmiştim ve galerici dosyamı görmek istedi. Baktıktan sonra ya dedi sen bir anda kaç atı birden kullanabiliyorsun, kaç atın sürücüsün, resim de yapıyorsun, heykel de yapıyorsun, şunları yapıyorsun, bunu da yapıyorsun. O dönem işin ilginç tarafı her bir alanda uzmanlaşmak gerekliliğini dayatan bir dönemdi. Ressamsan ressam, heykeltıraşsan heykeltıraş, enstilasyon işi yapıyorsan ki o dönem enstilasyon o kadar çok popüler bir şey değildi. O dönem heykel alanında iş yapamadığımdan dolayı, neden? Çünkü yaptığım heykellerin maliyeti çok, bir işi üretebilmem için çok fazla zamana ihtiyacım var. Resim yaparak yaşamamı sürdürüyordum. Fakat 90'lı yılların sonuna geldiğim zaman o farklı alanlarda yaptığım işlerin var olan pazar tarafından adına kavramsal sanat diye bir başlık koyduktan sonra onu kabullenebileceğini gördüm. Hı. Ve kabullenildi. Yani aslında hangi malzemeyi sevdiğin değil, söylemek istediğin şeyi en iyi neyle yapabilirsin? Evet. Yani eğer tatlı tatmak istersen çorba yapamazsın. O tatlıyı tatmak istediğinden dolayı, çünkü tatlıdan zevk alıyorsun, tatlı yapacaksın. Benim sanat kariyerimde geniş bir yelpaze var. Farklı disiplinlerde çalışıyorum ve kendimi çok disiplinli veya İngilizce multidisiplinleri sanatçı olarak tanımlıyorum. Kilit nokta boyamadan mı, heykelden mi zevk aldığım değil, söylemek istediğim şeyi en iyi bana ifade ettirecek malzemeleri bir araya getirmemle mümkün oluyor. Son dönemde tüm malzemeleri veya tüm araçları, tüm yemeğin çeşitlerini kullanabileceğim güzel bir ortam içerisindeyim. Ve kendimi farklı malzemelerle, o farklı malzemeleri sanatımın o akışına koyarak o akıntıdan güzel bir şelale yarattığımı düşünüyorum. Peki böyle hiç şunu... Yani zorlandığını hissettiğin mesela ya da bundan sonrasıyla ilgili kendine hedef koyduğun bir yer, bir çalışma ya da bir ne bileyim bir aşama var mı? Zorluk her ya o yanlış oldu tabii ki. O yanlış oldu. Hani böyle kendine bir hedef koyduğun ya da şu noktaya ilerlemek istiyorum dediğin. Son 1-2 yılda önüme koyduğum tek bir hedef var veya tek bir temel vardır. Yapmak istediğim şeyleri onun nasıl alınacağı, onun nasıl pazarlanacağını hiç düşünmeden, hiç o kaygılara girmeksizin ben ne söylemek istiyorum? Aslında ben en başta o noktaya gelecektim ondan bahsederken. Ben ne söylemek istiyorum? Evet. Ben ne yapmak istiyorum? Ve bunu... Herhalde en özgür olunan nokta o olacak değil evet. mi? O biraz da bir güvencenin olması gerekiyor.
biraz önce konuştuğumuz nokta özgüven meselesi. Hı. Eğer özgüvenin yoksa bir yerde çuvallarsın. Hı hı. Yani bir yerde bir şekilde hem sanat eserinde hem de üretmiş olduğun çalışmalarda çuvallarsın. O özgüven nasıl gelir? Veya o özgüven nasıl kırılır? Özgüven koymuş olduğun hedefleri doğru koymazsan ve yaptığın işleri içerisinde bulunduğun o yapı içerisinde sağlıklı bir şekilde değerlendirmezsen yanlış bir sorudan ve yanlış bir hedeften yanlış bir sonuç alırsın. Bu seni çuvallatır. En başta soruyu sormak gerekiyor. Ben ne için yapıyorum? Sanat benim için nedir? Sanat benim için bu yapı içerisinde bir yerde mi olmak? Bir mevkide mi olmak? Şu kadar para mı kazanmak? Şu mu olmak? Değil. Cevabını aldıktan sonra o zaman tamam dedim. Ben üretim sürecimi mümkün olduğunca özgür kılabilmemin yolu beni bir şekilde sanatla o pazar ilişkisinde veya üretimle hı hı. üretimin pazarlaması aşamasını ikiye ayırmakla. Yani ayırıp o üretimi kendi bütünlüğü içerisinde değerlendirmek. Başarı veya başarısızlığı dış etkenlerle bağlı olan bir şey değildir. Başarı ve başarısızlığı benim o eseri üretmek için ve farklı malzemelerle veya tek bir malzemeyle tamamıyla o işin doğasına uygun olan malzemeyi seçip en iyi şekilde üretmemin koşullarıdır. Benim son dönemde kendime koymuş olduğum hedef tamamıyla diğer dış faktörlerin kaygılarını bırakıp sanatı o kendi saflığı, o kendi temizliği içerisinde en başta kendimle en sağlıklı bir şekilde üretebilmenin yollarını açmak. Ve onu en özgür ve en güzel bir şekilde yapmak. Bunu yaptığımı düşünüyorum. Ve bundan müthiş zevk alıyorum. Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta bir sergi vardı. Biraz önce buraya girerken Kıbrıs'tan birkaç arkadaş gördüm. Ah dediler sergiyi kaçırdık. Kaçırırlar tabii çünkü sergi bir aylık sürece değil, 1,5 günlük bir sürece yayılmıştı. Çünkü benim için o sergi sunmanın ötesinde üretim sürecini açık tuttuğum ve o işlemiş olduğum konuyla ilişkili kişilerle birebir temas kurmamı istediğim bir sergiydi. Çünkü ben o sergiyi tamam bitirdim ürünü ve bu ürünü şimdi galeriye koyuyorum, satacağım veya pazarlayacağım veya reklamını yapacağım veya duyuracağım değildi. Ben bu süreci henüz tamamlamadım ve bu üretim sürecindeki benim birebire olan ilişkimi sanat eseriyle veya sanat o işlediğim konudaki ilişkiyi benim dışımdaki kişilerle paylaşmam önemliydi. Ben o sergi süresince bir tek 2 gün bulunabilirdim. 3. gün yoksaydım ben orada o sergiyi tutmamın anlamı yoktu. Çünkü o süreci tamamlamamıştım ben. Evet. Yani benim için özellikle önüme koymuş olduğum hedef hı hı. başarı veya başarısızlık o üretimimi en sağlıklı, en güçlü nasıl oluşturacağımla bağlı. Çok başarılıydı çünkü o süreçte dahil etmiş olduğum kişiler beni daha da geliştirdi, beni daha da güzelleştirdi. Sanat eserime yapmış olduğum o çalışmalara daha da büyük anlamlar kazandırdı. Harika, ne güzel. Bundan güzel bir hedef olabilir mi zaten? Yani en başta aslında bu noktadan ilerleyecektim ama sonunda buna gelmiş olmamız güzel. Yani vardığımız noktanın bu olması. Peki hocam siz, sizin mesela mesleki anlamda yapmak istediğiniz ya da hani sonuçta Londra'da hani bu toplumun içerisinde çalışıyorsunuz ve de bu toplumla birebir ilişki halindesiniz. Bu toplumu dinliyorsunuz pek çok yönüyle. Hani yapmak istediğiniz yeni bir şey, yeni bir hedef var mı? Ulaşmak istediğiniz bir hedef var mı? Yani şu çalışmayı yaparak böyle bir şeye, böyle bir yere doğru gitmemiz gerekiyor diyerek topluma dair bu noktada bir hedefiniz var mı? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten hedeflerimiz olmasa hiçbir yere gidemeyiz. Çok hedefimiz var aslında. Öncelikle kısa vadede benim var olan Mazlulil'de olan kendi kliniğim dışında yeni bir Türkiye'deki hastaneler yapısında bir burası için klinik. Hı hı. Ama Türkiye için özel hastane statüsünde
Tottenham'da yeni bir kliniğimiz açılıyor. Hı-hı. Medivel. Yaklaşık 15-20 tane Türk doktorun olduğu, çok yakında içinde ambulans servisinin de olacağı, GP servisinin, her türlü psikolojik, hatta ameliyatların bile, operasyonların bile yapılabileceği bir yer açıyoruz. Dolayısıyla oranın bir parçası olmak ve orada olmaktan dolayı son derece mutluyum. Buranın muhtemelen resmi açılışı Eylül'de olacak ve buradaki tüm Türk toplumuna çok büyük bir hizmet vereceğini, insanların istediği an GP'ye ulaşabileceğini, istediği ne sıkıntısı varsa onunla ilgili bir ilacı yazdırabileceği, tedaviyi alabileceği, son derece topluma yararlı bir yer olacağına inanıyorum. Ayrıca bununla beraber benim bir hedefim daha var. Özellikle bizim toplumumuzda yine bağımlılıkla ilgili olarak, hı hı, gerek alkol, gerek madde bağımlılığı, her türlü madde, kumar ve bununla beraber ayrıca oyun, işte sosyal hesaplar üzerinde son dönemde, son yıllarda ortaya çıkan bağımlılıkların, Facebook bağımlılığı, Facebook bağımlılığı gibi. Elden düşünmeme meselesi, evet, yani sürekli, evet, bir kim kimi takip etmiş, kim ne olmuş. Bütün bunların aslında hem detoks edildiği hem tedavi edildiği ayrı klinik, küçük klinik evler açmak istiyorum. Bu proje... Oradan Facebook'a girilebiliyor mu? Oradan Facebook'a girilemeyecek. bu projede hedef içeride hem bir uzman psikiyatristin, hem bir psikoloğun, hem bir bağımlılık konusunda uzman bir hemşirenin olduğu, insanların hani bir noktada evinden, o sosyal yaşamından, ortamından alınıp bu kliniklerin, işte belki bu 10 odalı, 20 odalı, 5 odalı bir ev olabilir, özel olarak düzenlenmiş. Burada yatılacak, burada kalınacak, burada yaşanacak ve sürekli hem tek birebir hem toplu terapilerle hem detoks olunacak, kullandığı maddeden arındırılacak, hem de bir tarafta sürekli farkındalık yaratılacak. Yani kullandığı maddenin verdiği hasarlar, zararları, kullanımının doğurduğu, evet, sonuçlar, evet, bunların hepsi inanılmaz bir, o kliniğin içinde herkese müthiş bir süreç içinde, böyle ki bir hafta, belki iki hafta, belki bir aya kadar orada kalacaklar ama en azından topluma geri döndüklerinde, ailelerine geri döndüklerinde tekrar eski yaşamlarını geri alacaklar. Çünkü bu çocuklarımızın, gençlerimizin hepsinin maalesef çok hızlı bir şekilde bu maddelerin etkisiyle yaşamları ellerinden gidiyor. Evet. Başarıları elden gidiyor. Bir sene önce bakıyorsunuz bütün notları A üzerinde, A plus bilmem ne. Ondan sonra ikinci sene işte madde kullanmaya başlamış. O arkadaş grubunun içine girmiş. Onlarla dışarı çıkmaya başlamış. Boş kağıt veriyor, dersler yiyor. Yani şimdi bir yılda bu çocuk A plus'tan yiyor ya gidemez. Yani bu çocuğun benim buradan ailelerden en büyük istediğim şey, lütfen çocuklarımızı takip edelim. Ne içiyorlar, ne ediyorlar, ne yapıyorlar. Bunlara lütfen çok iyi bakalım. Çünkü bu çocuklarımız bunun onlara vereceği zararı ve sonuçlarını bilmeden bunu yapıyor. Bunun yaptıklarını bulduğunuz zaman çocuklarımızı lütfen hırpalamayalım. Çocuklarımızı bu maddeyi kullanıyor diye etiketlemeyelim. Bu çünkü kullanılmaya başladıktan sonra artık madde beyni devralıyor. Artık çocuğun yapabileceği, kendi hani ya işte sen iradesiz misin, bunu içme, bunu yapma. Artık böyle bir durum yok. O maddeyi kullanıyorsa artık o madde ona hükmediyor. Ta ki bizim onu gerek terapiyle, gerek bitkisel ilaçlarla ne gerekiyorsa yapıp tedavi ettikten sonra anca o ben evet ben istemiyorum bunu diyebilir. O maddenin etkisindeyken o çocukların üzerine gidip de onu yap, bunu yap, bunu yapmıyorsun, ders çalışmıyorsun, okula gitmiyorsun, bizi dinlemiyorsun. Bunlar maalesef bir işe yaramıyor. Biraz anne babalar, özellikle Türk toplumumuzda çocuklarla biraz daha yakından ilgilensinler. 15 yaştan sonra 15-19 yaş arası çok önemli bir geçiş dönemi, bir ergenlik dönemi. Hayır. Yani ders sayıp geçecek ya da bir kusuru var diye filan. Hayır, böyle. Zaten ders, okul, burada inanılmaz bir sistem var. Çocuklara inanılmaz bir destek var. O çocuk okumak istedikten sonra her şekilde o çocuğu siz okula tekrar yazdırırsınız. Yani bana gelen mesela pek çok danışanlarda okulundan sorunu oluyor. Yani bir raporla, bir yazıyla, okula yazılmış bir yazıyla bir sürü şeyi değiştiriyorlar, evet, okulda. Yani çocuklara karşı, onu isteyen ailelere, yardım isteyen ailelere karşı büyük bir destek var. Bu desteği kullanalım. Evet. Çocuklarımızı zorda bırakmayalım, strese sokmayalım, zorlamayalım.
yanlış bir şeyin içindelerse ve bunu yapıyorlarsa da olabildiği kadar kısa sürede bunu anlayalım. Yani tanıyalım, ne içiyorlar, ne yapıyorlar, üstlerini, başlarını, kokularını, bunları bir çocuklarımız yakından kontrol edelim. Biz bunu bir iki ay, üç ay içinde görsek bu çocuğu bundan kurtarmak çok hızlı oluyor. Evet. Ama siz bunu 3 yıl fark etmemişseniz bu çocuk 3 yıl inanılmaz bir birikim, inanılmaz bir hasar alıyor. Evet. Özellikle gelişen 14-15 yaş beyinlerde henüz daha geliştiği için beyin, esrarın veya diğer maddelerin bağımlılığı 25 yaştan sonra içten bir insanınkine göre inanılmaz kötü oluyor. Ve bu hasar geri dönüşü de tedavisi de çok yavaş oluyor. Evet. Bu çok önemli. O yüzden çocuklarımıza lütfen dikkat edelim. Ne yapıyorlar? Kimlerle görüşüyorlar? Kimlerle arkadaşlık kuruyorlar? Hangi grubun içindeler? Ve ne yapıyorlar? Ne içiyorlar? Yani bunları onları böyle yargılamak için değil ama hani onların yaşamını düzene koymak için ve onların yaşamını düzeltmek için, onlara destek olmak için yapalım. Çocukların da tabii toplumun geleceği, bizim geleceğimiz olduğunu daha unutmadan. Yani kesinlikle. Dünyayı onlara devrediyoruz çünkü. Elimizden geldiğince biz de tabii kendimizi de kontrol ederek çocuklara yaklaşalım. Yani bizim de biraz daha sağlıklı olmamız gerekiyor. Çocuklara sağlıklı yaklaşabilmek için herhalde. Sanat da bu noktada çocukların yönlendirilmesi gereken en önemli, en sağlıklı alanlardan bir tanesi diye düşünüyorum ben de. Sanatın hangi dalı olursa olsun. Çünkü kendisini en sağlıklı biçimde bulabileceği ve ifade edeceği alan sanat. Sonra da o çalışmalara sahip çıkalım aynı zamanda diyorum ben de. Yani naçizane efendim. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Gerçekten de güzel bir alan yarattık kendimize ve izleyicilerimize. Son olarak hocam söylemek istediğin şey var mı? Evet. Çocuklarla bağlamak bence önemli bir nokta. Sanat da çocuklarla bütünleştiği süre içerisinde hep birlikte güzel bir gelecek yaratabiliriz. Harika. Sizin son olarak söylemek istediğiniz ama benim size son olarak söylemek istediğim şey var. Bir arkadaşımın çok merak ediyor. yok hayır. Yok, bunu ben merak ediyorum. Bakın. Şimdi çok sağlıklı olmaktan, dengeli olmaktan, işte duyguları kontrol, ilişkiyi kontrol, doğru taktik falan bunları konuştuk da şey söyleyeceğim. Hani bir şeye üzülmek aynı zamanda gelecek olan bir takım güzellikleri de kapatıyor dedik ama kara sevda yani olmasın mı bu hayatta? Kara sevdaya ne diyorsunuz? Ama unutamamak yani gömülüp kalmak bazılarımızın başından geçmiştir. Özellikle ergenlik dönemlerinde ben bir kıza aşıktım. Bak şimdi hatırladım ama denk geldik. Ya yani hakikaten iki sene yani ne yediğimi ne içtiğimi bile hatırlamıyorum. Ciddi söylüyorum. Zaten o yüzden böyle biraz kilo aldım. Kontrol gitti. Her anlamda gitti. O zamandan kalan kiloları taşıyorum hala belki de. Yani öyle bir zaman yaşadım mesela. Bu yaşta da her zaman da insanın başına gelebilir diye düşünüyorum. Hani o duygulardan da onu ne yapmak gerekiyor? O bir rahatsızlık mı? Mesela bu boyutuna baktığınızda. Vallahi şimdi sizin anlattığınız boyutunda öncelikle yaşınızın etkisini göz önüne almak lazım. Artık çünkü... büyü mü demek istiyorsun bana? Hayır, artık büyü demek istemiyorum. Şunu demek istiyorum. Sizin kara sevdayı yaşadım dediğiniz zaman sizin de ergenlik çağınız. Evet. Büyümeye tam hormonların, kimyasalın değişime uğradığı bir çağ. Evet. Şimdi bu çağda mesela şöyle düşünelim. Bugün aynı kara sevdayı yaşayabilir misin? O kadar körük körüne her şeyi unutarak birinin peşinde kalabilir misin? Bugünden düşününce o zamanki yaşadığım duygu bana sanki yine yani o ama o zamanki yaşadığım kişi durum duygu yine olabilirmiş gibi geliyor ama bugün ayrıca bir kara sevda düşününce karşı tarafın bencil olduğu noktalar filan irite eder yani beni ve i̇şte, anında kopar işte yani. İşte bu yani siz yaşamınız boyu ilerlediniz, deneyimler kazandınız, seçicilikler kazandınız. Evet. Kendi istediğiniz kriterleri yarattınız kafanızda. Aynen. Artık o kara sevdadaki yarattığınız kişi o zamanki daha hani kendi 15 yaşının 16 yaşının verdiği pek çok özelliği göz ardı ederek sadece kara bir şekilde onu, sadece onun sevgisini, aşkını düşündüğünüz siz yoksunuz artık. Tabii, evet. Siz artık değiştiniz, siz artık büyüdünüz, siz artık seçici oldunuz, başka şeyleri daha önemli olan şeyler olduğunu farkına vardınız. Şimdi mesela kız gelip bana dese ki ya bizim komşu görmüş, biz artık görüşmememiz lazım, annem duymuş. Komşuya selam söyle derim yani. Ama o zaman mesela çok başka bir imkansızlık yaratmıştı. Nasıl ya komşu? Aa, birdenbire sanki ayağının altından halıyı çekmişler gibi. Evet, işte maalesef bu da bizim toplumumuzda
Anadolu'dan yüzyıllardan beri gelen bir şey. Komşu sen görmüş. Komşu görmüş. Komşu ne der? Hani insanlar yaşamını işte yaşıyorlar 30 yaş, yıl, 40 yıl, 50 yıl yaşamının bir noktasına geliyorlar. Hala aileler komşu ne der? Ya komşu nerede ki benim yaşamımda ne diyecek? Ben bulacağım bana o komşuyu. Yani bir gün kimdir bu komşu? Bana da sürekli geliyorlar. Kim bu komşu? Var değil mi öyle bir şey? Komşu el alem ne der? Bizim akrabalar ne der? Komşular ne der? Ya siz kendi yaşamınızı kendiniz için yaşıyorsunuz. Komşular akrabalar için mi yaşıyorsunuz? Kız bana geldi komşu bizi görmüş dedi. Sonrasındaki 6 ay ben sanki komşu beni izliyormuş gibi dolaşıyorum sokaklar. Ciddi söylüyorum. Biriyle konuşurken falan öyle yerleşmişti ya. Maalesef kötü bir şey. Yani hani insanların yaşamları bu kadar komşularla, akrabalarla, insanlarla korkutularak yaşatılmamalı. Bunlar evet. Bize başta da bahsettiğim gibi öğretiliyor. Bu komşu baskısı, aile baskısı, eş dost baskısı bütün hepimizin üstünde böyle bir kara bulut gibi çöküyor. Evet. Herkese bu baskı öğretiliyor. Ondan sonra bu baskıyla çocuklar stresleniyor. Yanlış kararlar veriliyor. Biz büyüyoruz hala onun etkisinde ilişkiler sürdürüyoruz. Evet. Hani bu son derece yanlış. Çocuklarımızı bu baskılarla o ne diyecek bu ne diyecek diye büyütmememiz lazım. O ne istiyor neyi yapabilir ona destek olarak büyütmemiz gerekiyor. Evet artık o konuda biraz geç kaldı. Bana sormadılar zamanında ne istiyorsun diye. Ama alacağım var onu da söyleyeyim yani. Yıllar geçmiş olsa da unutmadım. O komşuyu da arıyorum. Madem öyle o zaman programı o söylediğim kara sevdaya dair yazdığım bir şiir vardı. Çok onu hatırladım güzel. Şimdi o zaman onu okuyayım. En azından böyle güzel bir şiir bırakmış. Yani yıllar sonra da olsa hep beraber dinleyeceğimiz ve de doğalacağımız bir şiir. Komşu. Komşuya selamlar tekrar sevgili dostlar. Ne 1994 yılıydı. 94 senesinde o komşu olayından böyle birkaç ay sonra yazdığım bir şiirdi benim. Ne zaman seni özlesem bu parka geliyorum. Bu parktaki çiçeklere sarılıyorum ve bu parkta üşüyorum. Bir zamanlar ben sana bu parkta sarılırdım. Bir zamanlar gözlerine bu parkta doyamazdım. Bir zamanlar. Üzerinden çok uzun zaman geçti. Belki şimdi başka bir parkta bir başkası sana sarılıyor. Belki de gözlerine bir başkası doyamıyor. Fakat şunu da unutma ki bu gözler bu parkta ağlıyor. Bu yürek bu parkta atıyor. Olur ya belki bir gün dönersin diye bu vücut bu parkta yatıyor. Bunu yazmıştım. Çok güzel. Komşuya teşekkür ederim. Vallahi yani yıllar sonra bile hatırladık. İçimiz titredi. Benim en azından şu anda tüyler Meksiko. Çok teşekkürler gerçekten programa katıldığınız için. Sevgili dostlar kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Gelecek hafta pazartesi akşamı TV Londra ekranlarında Umut Show'da buluşacağız ve kalmadığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Gelecek hafta buluşuncaya dek sevdiklerinizle ve yakınlarınızla neşe dolu, sağlık dolu, güzellik dolu, huzur dolu, mis gibi bir hafta geçirmenizi dileğiyle. Hoşçakalın.